yaş, ıslaklık, su ve nem olması gençlik demek, korumak demek ise yaş kaybetmek demek. Şu hastalık, bu hastalık bilmem ne diye böyle bir sürü bir şey diyoruz ya. Şimdi bütün bunların hepsi fizik olarak bir tane bir şey. Enerji eksik. Çok değerli bir bilgi aktarılıyorken dahi kişi sana hastalığını Allah korusun Duygu ve düşüncelerindeki virüsleri Sana bulaştırmak üzere aktarıyorsa Kapat o yayını Sen duyguda ve düşüncede o hazırlığı Yaptığında e, Seni iyileştirecek olan doktorla Karşılaşabildiğin gibi e, Sen Hazır olmadığında Çok iyi bir doktor Bir hekim bir şifacı da Sana bir şey yapamaz Birçok detoks tamamlandığında arkadaşlarımızın birkaç tane cümlesi beni çok böyle hoşnut eder. Bunlardan bir tanesi ya sanki tonlarca yükten, ağırlıktan kurtuldum, zıplayarak yürüyorum. Sanki uçuyorum havada. Yani beden böyle hissediyor. Hepimiz hoş geldik. Bütünsel arınma nedir? Ne işe yarar? Kimler yapmalı? Acaba gerçekten bütünsel arınma ile ilgili kendimizi, bedenimizi, hayatımızı iyileştirebilir miyiz? Ve neden bütünsel? Yani neden işte herhangi bir organ, herhangi bir işte bedenin bir parçası değil ve bütünsel bir şifadan bahsediyoruz. Bu ne anlama geliyor? İşte kimilerine göre holistik. Ee, tamamlayıcı, işte bir sürü böyle e, isimler adı altında bütünsel olarak iyileşmek, arınmak mümkün mü? Bu nasıl yapılır ve bundan ne faydalar sağlanır? Kimler yapabilir? Kimler bedenini arındırmak durumunda? Ya da işte biraz daha modern ismiyle detoks yani toksinlerin, zehirlerin bedeninizden atılması ama sadece bedende değil duygudaki zehirlerin, öfkelerin, kızgınlıkların, kıskançlıkların atılması. Düşüncelerde, fikirlerde bazı köklü kalıpların sizi yere, eskiye bağlayan e, çeşitli frekansların atılması. Ruhsal ve manevi olarak yüklerin, ağırlıkların atılması. Bedende birikmiş çeşitli zehirlerin, atıkların, atamadığımız çeşitli atıkların atılması nasıl oluyor? Bunun sistemleri, mekanizmaları ile ilgili bugün bir sohbet yapacağız. Ve kısmetse de çok yakın bir zaman içerisinde önümüzdeki pazartesi günü de bununla ilgili sonbahar arınma, sistemini 2024 e, sonbaharında 20 günlük bir arınma sistemini de yapacağız sevgili dostlarımızla birlikte. Şimdi arkadaşlar. Tabii ki e, bir parçanın dahi iyileştirilebilmesi, bir parçanın dahi herhangi bir yerdeki sorununu, kusurunu görerek bunların iyileştirilebilmesi, bunların her bir tanesi çok önemli. Bütünsel detoks arkadaşlar, bedenin, duyguların, zihnin ve ruhsal yapının aynı anda bütünsel olarak her bir tanesinin arındırılıp yenilenmesi ve iyileştirilmesi. Eğer bedeninizde herhangi bir halinizde yorgunluk varsa, işte diyelim ki rahatsızlıklar, hastalıklar vesaire varsa bilin ki aslında bedeninizin detoks sistemi iyi çalışmıyordur. Bir yerde tıkanma meydana gelmiştir ve bu sebepten dolayı aslında hastalıklar başlamıştır. Öyleyse beden de böyle. Peki duygularda Duygular birikti, birçok konularla ilgili çeşitli haller, durumlar yaşadık ve onlar işte kimi zaman duygu barkodlarımıza, kimi zaman sinir sistemimize birikti. Evet tabi ki bunların da bir yorgunluğu var ki bunların da detoks yapılmaya yani bunların da bedene verdiği zehirleri, rahatsızlıkları atmaya ihtiyacımız var. Peki sadece bu mu? Hayır. E bir de tabi ki fikir, düşünce virüsleri alabiliyor kişiler çeşitli yerlerde kulaklarını her yere açıp e, her duyduklarına inanabiliyor, her duyduğu bilgiyi içeriye alabiliyor ve bu sefer fikir zehirlenmeleri, bilgi zehirlenmeleri meydana gelebiliyor ki bunları da işte çeşitli yol ve yöntemlerle atabilmek önemli. Tabi şimdi bir taraftan bedende beslenme ilgili yaparken şunu göreceğiz ki bedenin beslenme kaynakları ne o zaman? Bedenin kendini arıtma sistemleri ne? Ve bunları kavradığımızda çok enteresan bir şekilde bir taraftan bedenimizin mükemmel o bir şekilde bunları yaptığını göreceğiz. Peki bunları beden zaten yapıyorsa neden bu sefer yapamıyoruz? Neden şimdi bu sefer zehirler, toksinler birikiyor? Şimdi e, yıllar evvel tabi e, bazı e, tuz karşıtları şöyle diyordu. Ya zaten bütün sebzelerin içinde tuz var. Tuza ne gerek var? Ve bunların birçoğu bir baktık ki işte yüksek tansiyon, rahatsızlıklara başta olmak üzere... Tuz eksikliğinden hatta tuz zehirlenmelerine kadar giden bazı durumlar meydana su zehirlenmelerine kadar giden bazı durumlar meydana geldiğini gördük. Şimdi öyleyse e, her bir şeyin bir taraftan dengesi, ihtiyaca göre verilmesi çok önemli. Çünkü her zaman şunu söylüyoruz ki bedeninize bir şekilde zehir yoktur diyeceğiz, doz vardır diyeceğiz. Yani her şeyin aslında dozuyla verildiğinde, duygunun da, düşüncenin de, bilginin de, inancın da, imanın da yani mesela çok yoğun bir hal yaşadığınızda sizi buradan çok fazla da uçurup götürebilir. İhtiyaç varsa o da olur. Ya yani Çok fazla yemek yediğinizde bedeniniz rahatsız olduğu gibi tamamen bir açlıkta da rahatsızlık olur. Peki bunların dengesi nedir? Nasıl yapacağız? Ve bunlarla ilgili şimdi kavrayışlarımızı ve görüşlerimizi önce bilgi sahibi olacağız. Ondan sonra fikir sahibi olup ondan sonra da hayatımız için de sağlığımız için nasıl uygulayacağız bunları birlikte konuşacağız. Bir taraftan temizlik kamyonlarımız, bütün o trafiğin içerisinde işte yol yıkamalar, işte ee, atıkların atılabilmeliği ilgili bütün sistemlerimiz harika bir şekilde kurgulanmıştır. Ve beden kendi kendine iyileştirir, beden kendi kendini yeniler ve siz aslında sürekli sağlıklı olmak üzere programlısınız. Hani böyle şimdiki arabaların yaptığı gibi 5000 bin kilometrede 10 bin kilometrede bozulacak değil. Neredeyse bozulmayacak bir yapıdayız. Bakın neredeyse böyle bunların her bir tanesi harika bir şekilde çalışacak durumda. Peki ne oluyor da beden yıpranıyor? Ne oluyor da işte bugün biz yaş kaybetmek denilen ya da işte bir şekilde gençliğin, dinçliğin azalması, yorgunluklar, hastalıklar ve ölüme götüren süreçlerle karşılaşıyoruz. Şimdi bunların özellikle hani şimdi çoğunlukla yaşlanma dendiği için söylüyorum. Aslında yaşlanmak Türkçe'de biliyorsunuz. Genç kalmak demek ama şu anda birçoğumuz yani yaş, ıslaklık, Su ve nem olması gençlik demek, korumak demek ise yaş kaybetmek demek. Buranı da bir daha hatırlattık. Şimdi öyleyse her birimiz aslında e, genç, dinç ve sağlıklı bir yaşama planlı ve programlıyız ama bir taraftan da bir bakıyoruz ki işte e, birçok kişinin e, bedende birçok sorunlar meydana gelebiliyor. Ah işte nüfus kağıdı eskidi. Yap işte bilmem şöyle oldu böyle oldu. Bunlar değil. Bunların arkasında başka bir şey var. İşte o bilgiyi sizlere özellikle aktarmak istiyorum. Bunların başında yani bugün yaşlanma diye aslında adlandırılan şey bedendeki ölü hücrelerin atılamamasından kaynaklanıyor ki bunun adı yani Zehirli maddelerin, vücudumuza zarar veren toksinlerin, atıkların atılamamasının kaynağı işte bir taraftan bedeninizin e, yaş kaybetmesine, yorulmasına ve birçok eklemlerinize, kemiklerinize rahatsızlıklara yol açıyor. Peki öyleyse biz bu ölü hücreleri başta olmak üzere vücutta biriken çeşitli işte e, toksinleri, zehirleri bedenimizden atabilsek, Nasıl bir durum olur? İşte o zaman yenilenme mekanizmalarınız çalışır. Mesela şimdi birazdan soru cevap alacağım sizlerden yapacağız. Mesela eğer safra kesesi karaciğer sisteminiz güzel ve doğru çalışıyorsa yağ yakabilme ve yağ doğru şekilde doğru yerlere ee, koyabilme ile ilgili bedeninizin sistemi çok güzel bir şekilde çalışıyor. Safra kesesi böyle deterjanlarını yolluyor. İşte güzel bir şekilde tabii karaciğer üretiliyor ama safra kesesi böyle bütün deterjanları yolluyor. Nerelerde yağlar var, bilmem neler var. Bunları yakıyor, temizliyor. Tamam da çamur doldu, taş yaptı safra kesesi. Ne yapacak bu sefer? İşte bu sefer o safraları salgılayamaz bir hale gelecek. Bunlar birçoğu zaman işte taştır, topraktır, çamurdur. Safra kesesinde bir işlemez hale geldiğinde bu sefer vücudunuzda işte o yenilenme sistemleri, tazeleme, genç ve sizi dinç tutacak olan sistemler çalışmaz hale geliyor. Öyleyse bizim kimyasal fabrikalarımızı, üretim tesislerimizi doğru bir şekilde çalıştırabilmemiz ve buradaki tıkanan yol ve kanalları açabilmemiz bir taraftan çok önemli. Peki diğer taraftan işte dediğim gibi bir şeyin hazmedilebilmesi, bir şeyin sindirilebilmesi, bir şeyin bırakılabilmesi Bunlar da çok önemli. Peki sadece bedende mi? Hayır. Siz herhangi bir olayı, bir duyguyu, bir bilgiyi ya da yaşadığınız bir durumu hazmedemediğinizde mide de hazmedemiyor. Hayda. Siz yaşadığınız bir olayı sindiremediğinizde, özümseyemediğinizde bağırsaklarınız da bu sefer çalışmaz hale geliyor. Bir şeyi bırakamadığınızda anüs de bırakamıyor. Ya da bir şeyi siz ifade etmekte zorlandığınızda bu sefer tiroidiniz de çalışmaz oluyor. İşte o T4'ler T3'e dönüşmez oluyor. Ya da aşırı kontrol sistemlerinden, mide blokajlarından dolayı bir bakıyorsunuz ki aa işte ben şimdi bak e, bu kadar e, iyotlu gıdalar yiyorum ama bedenimde iot eksik, hipotiroid oldu, haşemat oldu, yok bilmem şöyle oldu. Birçok rahatsızlıklar bir bakıyorsunuz ki aslında hepsinin adı bir tane o da ne diyoruz? enerji eksikliği. Peki enerji eksikliği eğer bütün hastalıkların sebebi ise biz enerjiyi verelim. Bedenimize besin verelim. işte vitamin ve mineral takviyeleri verelim. İyileşir mi? Hayır. Bunların gezebileceği bir boşluk yok. Çünkü çeşitli zehirlerden ve atıklardan dolayı yollarınız kapalı. Kazalar oluşmuş. İşte diyelim ki bütün o faydalı ürünleri götüren kamyonlarınız yolda devrilmiş. Yollar, domatesler, salçalar, bilmem neler kapanmış. E, tabii ki eklemlerde tıkırdamalar, rahatsızlıklar meydana gelebilir. Tabii ki romatizmal ağrılar dediğiniz şeyler meydana gelebilir. Baş ağrıları, eklem işte ya da kas tutulmaları, sertlikler, işte diyelim ki spazmlar birçok şeyler meydana gelebilir ya da sizin bağışıklık sisteminiz yani korucu sisteminiz zayıflayarak geri çekilip çeşitli şekillerde birçok hastalığa vücudunuz açık hassas bir hale gelebilir. Peki önce bedende şimdi böyle bir durum var. Şimdi gelin bunu duyguda da bakalım. Bakın nasıl meydana geliyor. Şimdi siz diyelim ki e, yeteri kadar doğru beslenmediniz, e, yeteri kadar B12'lerinizi, B vitaminlerinizi almadınız. Bu sefer Duygularda da başlıyor bazı aksamalar. Mesela sinirlilik başlıyor B vitamini, özellikle B12 eksikliği ile beraber. Çok çabuk öfke üretmeye başlıyorsunuz. Çok çabuk öfke ürettiğinizde bu sefer karaciğeriniz daha çok yoruluyor ve yine detoks işlemi yapamamaya başlıyor. Ve e, buradaki bu öfkeyi arttırabilmek üzere yakıt olarak aşırı asitli gıdalara ya da gece geç saatlerde yemek yemelere işte diyelim ki asitli içeceklere karaciğerimizi yoracak ve zarar verecek yiyeceklere meyletmeye başlıyorsunuz. Neden? Çünkü o öfke için, o sinir sistemi yıpranmasını daha da arttırabilmek için bu gıdalara ihtiyaç duyuyor ve bunlara yöneliyorsunuz. Canım bunu istedi diyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki işte gece saati kalkmış asitli bir şey içiyor kişi. Ya da işte bol şekerli rafine ürünler vesaireler yiyor. İşte bunların her bir tanesi aslında bakın birbiriyle bağlantılı. Peki şimdi gitti kişi herhangi bir konuda kendini geliştirmedi, yetiştirmedi, doğru bilgileri almadı. Kulaktan dolma, sağdan soldan bir sürü bilgi alışverişleri içerisinde ve bir de bir sürü fikir üretiyor. Şimdi bu sefer o bilgi dedikleri şeyin cahilliği de kişiye zarar vermeye başlıyor. Kendini yolundan çıkararak bu sefer çeşitli putlara tapmak durumunda kalıyor. İnançlar oluşturmak ve sahte inançların peşinde gitmek durumunda kalıyor. Gerçek manevi ihtiyaçlarını, gerçek e, bu dünyada yapması gerekenleri unutarak, hatırlayamayarak bu sefer Oysa ki şimdi duyguda, düşüncede gördüğünüz gibi bedende ortak bir yol var ki zaten e, özellikle mesela e, o dar açılı olanlar çevrenize görüyorsunuzdur büyük ihtimalle birçoğunuz e, buralardan özgürleştiniz ya da özgürleşme yolundasınızdır. Onların birçoğu benim dediğim gibi olsun sadece ben bilirim dedi diyenlerin zaten direktman mideleri e, çok kötü durumdadır. Bakın mide rahatsızlıkları, mide asitleri çok üst boyutlarda e, artık hani diyelim ki reflünün çok üst boyutu, az, artık ülser, gastrit, orada ne varsa artık o asitler coştu. Burada arkasında ben bilirim'i ve kontrolü ararız. Şimdi fikir, düşünce ve bedeni bakın nasıl da hayat bir yere koyuyor. Şimdi midesini iyileştirmeden kontrolcülüğünü iyileştiremiyor. Kontrolcülüğü iyileştirip de güven duygusuyla orada, e, oradan özgürleşmeden mideyi iyileştirecek gıdalara yiyeceklere meyledemiyor. Şimdi geçen sene mesela bizde toksal hatırlayın. Kudrex kullandık, Bion Smart'ın. Evet bütün mideler, bilmem neler herkesin iyileşti. E, fark eder mi? Sen şimdi gittin, tekrardan kontrolcülüğe döndün. Ve e, kendini hayata güveni bıraktın. E, o kadar iyileşmeyi dahi geri çevirebilirsin. Çünkü ne diyoruz? İş e, önce temizlemek değil, kirletmemeyi öğrenmek. Çünkü bir taraftan her biriniz tabii ki bedenlerinizi, duygularınıza, düşüncelerinize zaten özen gösteriyorsunuz. Temizlemek için işte ilkbahar, sonbahar ya da senede en az bir kere bir arınma yolculuğundan geçiyorsunuz. Ama diğer taraftan da kirletmemeyi de öğrenmek lazım. Peki nasıl yapacağız? Mesela şimdi diyelim ki şunu diyebilirsiniz. Yani tamam da söylemesi kolay. Hani nasıl şimdi düşüncelerimizi, duygularımızı temiz tutacağız? Şimdi bakın Gördüğünüz ve seyrettiğiniz çok önemli. İlk başta kimi seyrediyorsun? Seyrettiğin insanın duyguları da sana geçiyor. Bağ kuruyorsun. Hangi haberleri, hangi olayları seyrediyorsun? Hangi bilgilerin peşindesin? Şimdi eğer Allah korusun, kızgın, öfkeli, etrafa kin kusan bir insanı seyretme ihtiyacındaysan Şimdi biliyorsunuz beyin her şeye bir yansıtma, hayat bir ayna ama aynı zamanda birbirimizle birbirimizi aynalak yapıyoruz. Onun için mutlu insanları, huzurlu insanları, hayatlarına değer katan değer alışverişlerinde fayda rehberleri hele varsa ne kadar güzel. Mutlaka ülkemize bir sürü böyle e, youtuberlar, hani Instagram'da e, konuşan bir sürü arkadaşlarımız var ki hele biz şimdi hafta İzmir'deyiz. İzmir bizden önce ne kadar güzel hazırlık yapmış, orada o bütün e, uyanış feste çalışan arkadaşlarımıza emek veren, o söyleşileri yapan, sohbetler yapan bütün dostlarımıza e, ve düzenleyenlere de her birine de teşekkür ederiz. Ne kadar güzel bir program olmuş gördüm. İnşallah vaktiyle ülkemizin bütün şehirlerinde benzer organizasyonlar olsun. Ee, bizler de vaktiyle inşallah e, o çalışmalarda olalım. Bizler de aktarımlar yapalım. Nerede bir fayda verilecek yer ve iş varsa oralarda olalım. Şimdi diğer taraftan da ya çok değerli bir konu olabilir. Çok değerli bir bilgi aktarılıyorken dahi kişi sana hastalığını yine ne diyorum bakın Allah korusun duygu ve düşüncelerindeki virüsleri sana bulaştırmak üzere aktarıyorsa kapat o yayını. Ne dedik? Önce kirletmemeyi öğreneceğiz. Ya ben şimdi temizleyeceğim ama ya ne olsa temizleyeceğiz. Hadi abanalım şimdi ne kadar ne varsa yiyelim, bilmem ne yapalım. Yani sabaha çıkmazım. Bakın bir günde bedeni iflas ettirebilir bir insan. Onun için sağlık ekonomi gibi. Şimdi sana verilmiş olan çok kıymetli bir sağlığın var. Onu istersen gidip bir gecede kumarda bitirebilirsin. O sağlık Kazançlarını. ya da bolluk ve bereketle onu arttırabilirsin. Onunla bir sürü üretim tesisleriyle e, sen sağlık üretir bir hale gelebilirsin. Şimdi ben her birine soruyorum. Şimdi bedensel kabiliyetleriniz ve yetenekleriniz özgürlüğünüz müdür? Yani elini kolunu sağa güzel kullanabilmek, rahat diz çöküp kalkabilmek, işte diyelim ki herhangi bir harekette esnek bir şekilde kolay bir şekilde yapılabilmek özgürlük değil midir sevgili dostlar? Evet. E peki hepiniz özgür olmak istiyorsunuz ama beden özgürlüğü hiç önemli değil diyeceksiniz. Bu mantıklı mı? Değil. Peki duygularınızda özgür olmak istemiyor musunuz? Yani duygularınızı sizin yönetip sizin onları güzel bir şekilde hayattan tad alabilmek için kullanabilmeniz güzel bir şey değil mi? Bu bir özgürlük değil mi? Evet. Peki düşüncelerinizde herhangi bir fikre, bir düşünceye, bir inanç sistemine kapılıp işte diyelim ki orada sertleşip katılaşıp yobazlaşmak yerine duygu, düşünce ve bütün bu fiziksel alanlarda esneyebilerek geçmişi ve eskiyi kolaylıkla bırakıp yenileri alabilecek boş alanlar ile yaratabilmek güzel ve doğru bir şey olmaz mı? Böyle bir özgürlüğü hepimiz istemez miyiz? Evet, isteriz. Diyeceksiniz İşte bunun için burada yolları tıkayanları engel olarak bugüne kadar hayatımıza koyduğumuz alanları önce görüp fark etmek ve bu fark ettiklerimize birer birer böyle hayatımızdan ayıklama işleminin adı bütünsel arınmadır, İşte bütünsel detokstur ve bunları yapmaya her birimizin ihtiyacı vardır. Şimdi gelin bakalım. Kimler e, neden dolayı ihtiyaç duyuyorlar? Bakın şimdi mekanizma anlatıyorum. Şimdi birincisi e, göz altlarında çok yoğun morluk olanlar böbreklerinin temizlenmesine ihtiyaç duyarlar. Çok fazla sivilceler vücutlarında olanlar özellikle yüzlerinde çok fazla sivilceleri olanlar e, ee, karaciğerinin temizlenmesine ihtiyaç vardır. Eğer bu sivilceler çene bölgesinde çok fazla çıkıyorsa mesane bölgesinin iyi temizlenmeye, arınmaya ihtiyacı vardır. Eğer yanaklarınıza çıkıyorsa bu sivilceler nefes alışverişlerini düzelterek ya da üzüntü ve kederden özgürleşerek akciğerlerinizin iyi bir şekilde e, temizlenmeye ihtiyacı vardır burnunuzda çıkıyorsa kalbinizle ilgili konuların iyileştirilmesine ihtiyacınız vardır bakın her bir şeyde buna benzer gideceğiz ilerleyeceğiz Eğer dilinizi baktığınız aynada bembeyazsa bol miktarda kandidalarınız mantarlarınız vardır sindirim sorun ve problemleriniz vardır Özellikle bütün sindirim sisteminin temizlenmeye, arındırılmaya yeteri kadar bazı enerjilerin alınmadığını ve bunların takviyesine ihtiyacınız vardır. Cildinizi aldınız şöyle yaptınız buruş buruş. Bu sefer bir taraftan bazı vitamin ve minerallere başta omega 3 olmak üzere bazı vitamin minerallere ihtiyacımız vardır. Ama diğer taraftan da bir sürü yine arınma sistemlerine ihtiyaçlarınız vardır. Alt dudaklarınızda bol çatlamalar, kırışıklıklar meydana geliyorsa kalın bağırsaklarla ilgili sorunlarınız vardır. Yeteri kadar iyi sindiremiyorsunuzdur. Buradaki floranız, e, mikrobiyotanız bozulmuş olma ihtimali çok yüksektir. Eğer üst dudağınıza çatlaklar, e, buralarda uçuklar meydana geliyorsa ya da ağızda aftlar meydana geliyorsa bilin ki bu sefer mideyle ilgili, hazmetmeyle ilgili sorunlar, duyguda, düşüncede bakın hepsi beraber. Şimdi eğer bedende hazım yoksa duyguda, düşüncede, ruhta da yok. Yani bunların herhangi bir tanesi birbirinden ayrı değil. Onun için her birine aynı anda alabilmek önemli. Şimdi burası altını çizdik. Yani onun için hadi biz gidelim midemizi iyileştirelim. Yani çok güzel tariflerimiz var. çok güzel işte e, formüller var. E, çok iyi de biliyorsunuz. Hani bir e, Bion Smart'a yaptırdığımız bir sürü çok harika ürünler var. Yeterli değil. Sen eğer duyguda kontrolden kendini özgürleştirmiyorsan bunun sana bir faydası yok iş yara, şey yaramaz. Yani yarar da 6 ay yarar ondan sonra tekrardan başa dönersin. Öyleyse duygu düşünce, e, fiziksel bedenimiz ve ruhsal bunların her bir tanesinin birlikte arınması nasıl olmalı? İşte bunları da birbirini görerek, birbirlerini destekleyerek olmalıdır. Ve tabii ki beslenme sistemlerimiz çok önemlidir. Kadim beslenme sistemleriyle, modern teknolojik sistemleri ve modern hayatın getirdiği durumları görerek, gözeterek ama en önemlisi senin kendinle, kendi varlığınla, kendi damağınla, kendi beyninle bağlantı kurarak kendinden sana olan mesajları doğru şekilde hatta açlıktır, susuzluktur, iştahtır ya da bir şeyi yemek istememek ya da oraya mail etmek bunların ne demek istediğini mesajların doğru alarak bunları yapabiliriz. Peki öyleyse şimdi ee, bir taraftan doğru beslenmek çok önemli. Bu beslenme sistemin içerisinde yeteri kadar su içmek, mineraller almak, doğru vitamin takviyelerini çünkü mesela ben geçmişte şunu diyordum hiçbir vitamine, minerali ihtiyacım yok zaten besinlerden var. E tamam da köyde öyle ki köyde bile hani köylü dediğimiz birçok dostlarımız, arkadaşlarımız da şimdi ekip biçerken doğal olarak doğru tohumlara ulaşamıyorlar, toprağa doğru ve bilinçli bir şekilde ekemiyorlar. Ya da verimi arttırmak için çoğu zaman işte bazı e, maalesef suni gübrelere, işte ilaçlara, e, koruyuculara ihtiyaç duyuyorlar. Fakat orada çok enteresan bazı olaylar oluyor. Bunlardan bir tanesi bakın sadece bir tanesi. E, bütün bu e, sebze ve meyvelerimizdeki atılmış olan ilaçlar, kimyasallar. Her bir tanesi g gıdalar bir tane çok önemli bir iş yapıyor. Direktman sizin hormonlarınızı bozuyor sevgili dostlar. Çünkü vücut bunu bunları direktman bir e, hormon takviyesi gibi görüyor ve e, belli şekillerde e, eğer mesela örneğin şöyle diyelim e, testosteron vereceğiz bedene dışarıdan. Şimdi bir erkeğe dışarıdan testosteron az ya da işte orta düzeyde diye verildi. Şimdi beden hemen şöyle bakıyor. O ne kadar güzel. Eğer bu geliyorsa bana ben o zaman ne yaparım? Kendim üretmeyi bırakırım. Kısa bir süre bu testosteron alımlarıyla testosteron seviyesi yükselir. Ama ondan sonra beden tamamen üretmeyi kesebilir ya da çok azaltabilir Şimdi bu sefer bütün şey değişti. Ve bütün kimyasallar, gıdalarımıza eklenen o ilaçlar, işte diyelim ki tarım ilaçları, gübrelerdeki çeşitli kimyasallar çok önemli dediğimiz gibi bir şey yapıyor. Bunlar direktman e, östrojen arttırıcı olarak değerlendiriliyor. Ve bu sefer östrojen arttırıcılar erkeklerde testosteronu baskılayarak dişileşme, kadınlarda ise tam tersi yine östrojeni çoğaltıp bu sefer e, diğer tarafa aşırı erkekleşmeye kırılmalara sebep oluyor. Bununla ilgili işte bir sürü çalışmalar, yayınlar vesaireler var. İsteyenler araştırır, bakar. Bizim görevimiz hani bunları derleyip toplayıp size sadece yansıtmak. Şimdi öyleyse Toplumumuzda e, neredeyse yediğiniz gıdaların yüzde sekseninden fazlası çok kibar söylüyorum e, eğer hibrit ve e, tarım ilaçlarına zehirlerine ve gübrelerine tabi tutulmuşsa öyleyse bundan 10-20 sene sonraki e, çocuklar, gençler, insanlar ne hale gelir diye düşüneceksiniz ve bunun bu sefer vücuttan atılması, temizlenmesi ne kadar daha önemli bir yer tutacak. Diğer taraftan bütün ağır metaller vücutta yine östrojen arttırıcı ve bir taraftan da östrojen arttığında yine testosteronlar e, düşecek. E, beden bunu bu şekilde algıladığında bütün kimyasalar, yani diyelim ki siz bu sadece besinle değil, bu sefer hava kirliliğiyle olan dahil ya da işte gittiniz bir diş dolgusu yaptırdınız, ee, işte civalı biliyorsunuz dış dolguları bir ara çok yapılıyordu maalesef. Ee, bilmiyorum bu tarihte eğer hala kaldıysa o hekimler kulaklarını şöyle çeksinler ve uzak dursunlar ee, vicdanen. Bunlardan sakınmakta fayda var ama belli bir zaman öncesine kadar tabii ki sistem buydu. Yani bir 15-20 yıl öncesine kadar birçok hekimler... Veya da yaptıranlarınız varsa da bunları temizlemek dahi şu anda bayağı emek istiyor. Fakat e, diğer taraftan da işte bunların her bir tanesi bir ağır metal. İşte diyelim ki bazen kadmiyum, alüminyum, kurşun. Yani e, bunların da yine detokslarla ancak temizlenebiliyor. Yani artık doz o kadar artıyor ki ancak bu ağır metalleri ya da bu kadar kimyasalları bedenden... Hani bir normal hücre temizliğiyle temizleyemiyorsunuz çünkü bedenin belli bir sistemi var. Karaciğerimiz olsun, bağırsaklarımız, işte diyelim ki midemiz, bütün sindirim sistemimiz, ee, kimyasalları güzel bir şekilde toplayıp bedenden atmaya çalışırken şöyle bir hadise meydana geliyor. Evet, şimdi yıkadık, safra da güzel çalışıyor, yıkadık, atacağız ama şimdi bağırsaklar dolu diyelim ki. Şimdi eğer bir tanesi doluysa diğerine yöneliyor. Ne yapalım o zaman ter yoluyla atalım diyor. Tamam bu sefer ter bezleri çok çalışıyor. Ki mesela bakın özellikle e, terleri e, iyi kokmayanlar. İşte e, bedendeki çeşitli kokuları ağızdır, koltuk altıdır, ayaktır yani tendir. Bunların hepsi aslında bir detoks. Beden içerideki bir zehiri atmaya çalışırken... Ee, siz onu kötü koku olarak algılıyorsunuz. Oysa ki o sadece içerideki zehri atmaya çalışıyor. Onun için bedendeki bakın bütün kokular. Peki cilt? Ciltteki her türlü sivilceler, kahverengi, beyaz, kırmızı ne kadar leke varsa bedeninizin bir detoks işlemi. Mantarlar dahil. Bunların her bir tanesi içerideki bir olumsuz ee, durumu dışarıya atık olarak atmaya çalışmak. Ve ne zaman ki dışkı yeterli kalmıyor, idrar yeterli kalmıyor, cilt yeterli kalmıyor, işte bu sefer yani daha doğrusu ter yeterli kalmıyor, bu sefer içeride bir yerlerde bir şeyler patlıyor ki bunlar da işte birçok ağır hastalıkların rahatsızlıkların kapıları çalmasına sebep oluyor. Peki öyleyse biz önce evimizi bir temiz tutalım. Hücrelerimizin içinden başlayıp bedenimizi güzel bir şekilde temizleyelim, arıtalım ve bunlar tabii ki olurken duygu destekli, düşünce destekli, maneviyat destekli kendimizle, bedenimizle, hayatla bir temas kurarak güzel bir şekilde bunları iyileştirelim. Mümkün mü? Mümkün. Peki biz ee, şimdi geçen ilkbaharda yani e, 2023 ilkbaharında 8600 kişi aynı anda bu detoksu yapmış. Hani o, o gün için bize de fazla gelmişti. E, çünkü her bir kişiye tabii yetişmek, işte onlara diyelim ki e, yardımcı olabilmek üzere ürün kullanımları, yapılacak işler, kim ne aşamada ne yapacak arkadaşlarım çünkü hani... E, ne kadar yardımcı olmaya çalışsa da bazen bir soru bir şey bile baya bir emek e, vermeye icap ediyordu. Şimdi tabi belli e, aralıklarla şey diyelim ki mesela ilk bardetoksunda biz 2000 kişi dışarıdan 600 kişi de şifacılarımızdan kabul ettik. 2600 kişiye yaptık mesela. Şimdi yine inşallah bu e, son baharda arkadaşlarımız belli bir yine sayı ayarladılar. O sayı dolana kadar işte diyelim ki devam edecekler. Ama şu var, şimdi samimi olan yola çıktığında başarılı oluyor. Yani mış gibi yapan her yerde bu işin faydasını alamamakla karşılaşıyor. Öyleyse şimdi ben bir aynaya baktığımda, işte cildime baktığımda, işte diyelim ki göz altlarıma baktım, gözlerim içine baktım. Tabii ki gündelik yorgunluklar oldu. Ben geçen gün şimdi bir programa gittim. Yani işte 10 küsür saat yoldan gitmişim. Hani böyle baktım kendime, o inal dedim yani bayağı bir yorulmuşsun. İşte bugün yine mesela koşturuyoruz dedi. Olabilir yani. Şimdi insanın hani bir hayatın ritminde bazen çok dinlendiği, bazen az dinlendiği zamanlar olabilir. Bu ayrı. Ama her biriniz içeriden şimdi ne yapabilirim? Ne üretebilirim? Şimdi mesela biz çocuk kampı yapıyoruz. Çocuk kampında çocuklarla çocuk oluyoruz. Koşuyoruz, oynuyoruz, bilmem neler yapıyoruz. e Genç kampında e, gençlerle şimdi mesela onların enerjileriyle beraber akıp e, onlarla yarışıyoruz, işte oyunlar oynuyoruz. Şimdi ya da yetişkin kamplarında bir sürü çok daha ileri çalışmalar yapıyoruz. Yani çünkü beden eğer yüklerini bırakamazsa ilerleyemez, yürüyemez. İlerleyebilmek için, yürüyebilmek için, hatta koşabilmek için ağırlıklarımızı, atıklarımızı ve yüklerimizi bırakmaya ihtiyacımız var ve şimdi orada çok önemli bir şey başlıyor. Şimdi biz mesela hücrenin için temizleyeceğiz. Evet tamam otofajı yapabilirsiniz. İşte çeşitli sistemlerle hücre için temizleyecek bazı yol ve yöntemler. Fakat hücreden attık. Biz bunu dışarıya nasıl atacağız? Bağırsaklar tıkalı, karaciğer yetir kadar çalışmıyor. İşte diyelim ki bütün atık sistemle atık yolları durmuş, tıkanmış. Öyleyse şimdi bedenin atık yönetimini doğru bir şekilde yapabilmesi için e, belli organların yükünü azaltmak lazım. Şimdi diyelim ki bakın, bu anlatacağım çok önemli birçok yerlerde ve sistemlerde vaktiyle zayıflama kampları adı altında insanlar zayıflatılmaya çalışıldı. Evet zayıflatılır. Yani çok kısa sürede yağlarınız, ciltle kas arasına sıkışmış olan sizin yağ hücreleriniz eritilebilir. Bunlar çeşitli şeylere dönüştürülebilir, enerjiye yakıta dönüştürülebilir. Peki tamam da orada ee, hücrelerinize zarar vermesin diye stokladığınız işte bu toksinlere ne olacak? İşte bunlar birçok o zayıflama sistemlerinin içinde hücrelere yollandı. Ve bir baktılar ki birçok e, aşırı zayıflama sistemlerinin ardından bazı rahatsızlıklar görüldü. Neden? E çünkü orada dışkıyla, karaciğer, safra kesesinin içleri temizlenmeden bunlar yapıldığında Vücut bu sefer bunları hücrelere yollar. Bakın. Öyleyse şimdi bir taraftan hücrenin içi temizlenecek. Evet. Bunlar temizlendiğinde yolların o yükleri, o toksinleri atabilecek şekilde açık olması, güzel bir şekilde bunları iletebiliyor olması gerekecek. Ve e, bu eğer detoks yol ve sistemleri de açıksa harika bir şekilde bu sefer siz bedeninizdeki yüklerden kurtuluyor ve hafifliyorsunuz. Bizim mesela birçok detoks e, tamamlandığında arkadaşlarımızın birkaç tane cümlesi beni çok böyle hoşnut eder. Bunlardan bir tanesi ya sanki tonlarca yükten, ağırlıktan kurtuldum, zıplayarak yürüyorum. Sanki uçuyorum havada. Yani beden böyle hissediyor. Ve damaklar enteresan bir şekilde yediği herhangi bir yemeğin, sebzenin bir yeşilliğin, bir salatanın içerisindeki vitamin, mineral, koku ve tatları çok daha yüksek bir şekilde almaya başlıyor. Yani neden bunu bugüne kadar alamamışım? Özellikle o toksinleri bıraktığınız anda öyle vücut bir e, açılım yapıyor ki bir anda siz tat denilen şey ne bunu hatırlamaya başlıyorsunuz. Peki şimdi bu bütünsel sistemle bunları herkes yapabilir mi? samimi olup kendine emek verenler yapabilir. Çünkü mesela bazen işte %98 oranında falan başarılar görüyorum. Ve o %2'yi arkadaşlarla görüşüttürün beni diyorum. Bakalım ne yapmışlar. Ve birçoğu uyumamış Yani kendine mış gibi yapmış. Yani ne olacak demiş yani. Şimdi veya Etrafınıza, çevrenize, bedene çok özen gösteriyormuş gibi yapıp da bedeni hiç e yeteri kadar özen göstermeyen bir sürü insan yok mu? Hiç aldırmayan hatta ona zarar veren insanlar yok mu? Ama sorsanız onlar için beden işte yani belki saatlerce ayna karşısında neler yapıp diğer taraftan çok basit bedenle ilgili e bir faydayı alamayan çevrenizde bir sürü insanlar vardır. Oysa ki bu beden, bu hayat her birimize emanet. Ve bu emanete doğru şekilde, doğru ve güzel bir şekilde kullanmak durumundayız. Ve emanete ne kadar eğer saygı duyup güzel bir şekilde değerlendirebiliyorsak, o zaman o da bize harika tatlar sunmaya başlıyor sevgili dostlarımız. Şimdi sizlerden gelecek soruları da alacağım bir taraftan. Sol kulak zarı ile ilgili arkadaşımız sormuş. Şimdi şöyle bakın bazı tabi sistemler ve mekanizmalar anlatacağım sizlere yani bu detoks sistemlerinde örneğin kulak şimdi kulaklarınız böbreklerinize bağlantılı aynı zamanda kemiklerinizle bağlantılı aynı zamanda bu işte diyelim ki e, vücuttaki e, saç sisteminizle bağlantılı aynı zamanda mesanenizle bağlantılı Bedeninizdeki aynı zamanda bütün sular ve sıvılarla bağlantı var. Peki öyleyse şimdi biz kulakla ilgili bir sorun ve problem varsa nereye bakacağız? Gideceğiz. Böbreklere bakacağız. Böbreklere baktığımızda burada duygular var. Böbreklerle ilgili olumsuz duygu korkular. Öyleyse tüm kulaklara ilgili sorun yaşayan, problem yaşayan kişiler Korkuyla ilgili çalışma yapıp, böbrekle ilgili çalışma yapıp, yeteri kadar su içmeyi ve mümkünse hani o böyle bizim bir ışık suyumuz var biliyorsunuz. Bedenliğiyle beslenir de anlatıyorum. Bunları kullanabilir. Ee, şöyle tabi biz e, detoks yaparken bu arınma sistemlerinin içinde e, bazı e, takviyeler tavsiye ediyor size. Ve e, şunu talep ediyoruz o firmalardan da. Bizim detoks yapacak dostlarımıza ekstradan indirim yapacaksınız bu detoks boyunca. Onlara ekstradan indirim kodları vereceksiniz. Bunlarda yüksek indirimler sağlayacaksınız. Ki hele kitlerde ben bu sefer %35 falan civarında indirim yaptırdım sizlere. Ama şu da var. Hiçbir... Dışarıdan ürün kullanmadan da detokslarımızı yaptırabiliyoruz. Bunu da anlatıyorum. Ama diğer taraftan kolaylaştırıcı olarak yani şimdi kişinin bazı rahatsızlıkları var diyelim ki çok yoğun kronik rahatsızlıkları var ve zorlanabilme ihtimallerine karşı şu şu vitamin ve mineralleri kullanmakta fayda var. Bu bilgileri sizlere vereceğiz. Ama Sadece bir suyla, sadece bir tuzla, sadece bir zeytinyağıyla da birçok şeyin temizlenmesine şahitlik edeceksiniz. Ama tabii ki iyisi var, daha iyisi var. Hani birçok şeyin derinlikleri var. Buraları da birlikte konuşacağız. Ki zaten biz mesela arınma kamplarımızı haftada birkaç kere sizlerle canlı online bağlantı yapıyoruz. Özel sizlere linkler yolluyoruz. Orada anlatıyoruz. Ee, ve e, şimdi mesela arkadaşım soruyor kilo verilir mi mesela? Şimdi bakın safra kesesi ve karaciğer temizlenip arındığında yani karaciğerdeki diyelim ki yağlanma, safra kesenizdeki taş ve çamurlar temizlendiğinde bunlar nasıl mümkün diyen arkadaşlarımız hani böyle bir sürü hekimlerimiz, doktorlarımız bunları kendi bedenlerinde hatta ee, kimileri bunların radyologtu, e, ultrason cihazlarında MR'larda kendileri çekerek gördüler ki koca koca taşlar bedenden güzel bir şekilde temizlenebiliyor. Tabii doğru bir şekilde uygularlarsa biz sadece ışık tutuyoruz. E, kişi o ışığın e, takibinde gittiğinde bir bakıyorlar ki aa ne kadar güzel tıkır tıkır oluyor. İşte safra kesesi ve karaciğer ya yakın metabolizmalarını çalıştırmaya başladıktan sonra siz size zarar verici ya da fazlalık olarak gördüğünüz yağlardan özgürleşebiliyorsunuz. Ama diğer taraftan da çok fazla ince olanlarda kendi bedenini dengeleyebiliyor ki bu konuyla ilgili bir de bizim özel atölyemiz var. İdeal bedeninle buluş. İdeal kilonla buluş. Yani sakın ola ki şöyle bir şey değil. Yani illa hadi biz e, inceleyeceğiz bilmem ne. Hayır senin ideal ihtiyacın neyse ve özellikle kış döneminde biz yani daha orta bir kilo vermeyi e, doğru buluyoruz. İlk baharlarda ki dönemde biraz daha yoğun kilo vermek doğrudur. Ama sonbaharda çok zaten yumuşak ve böyle e, kolay bir detoks, kolaylaştırıcı bir detoks yapma niyetindeyim bu sonbaharda ki zaten 7 yılda bir yapılan çok özel bir ilkbaharda arınma sistemi yaptıydık. Bu detoksumuzdan sonra kişiler ne kadar güzel sağlık ve şifa ile buluştular ve güzel bize dua ettiler. Hepsinden Allah razı olsun. Kendilerine emek verdikleri için. Şimdi öyleyse zaten siz bir şekilde yolları açtınız. Safra ve e, safra kanallarından böyle o safra sıvıları gidiyor, deterjanlar bütün yolları temizliyor ve tabii ki güzel bir şekilde yollar açılıyor. Şimdi e, tabii ki ürünler olarak mesela özellikle mesela kristal tuz çok önemli, iyi zeytinyağı çok önemli e, ve bazı vitamin ve mineral destekleri işte diyelim ki bir bazılarınız için magnezyum, bazılarınız için C vitamini, bazılarınız için omega 3 ama her bir konu için başka şey ihtiyaçlarınız var. Yani her birinizin her şeye ihtiyacı yok. E bazılarınızın şimdi bağışıklığınızı güçlendirme ihtiyacı var. Bazılarınızın kalın bağırsaklarına probiyotik e, ihtiyacı olabilir. Ama anlatacağız. Yani diyelim ki şöyle bir durum varsa bu. Bu varsa bu. Şimdi kişinin şimdi mide yanması var. E, mideyle ilgili sorunu varsa e, detoksa kusmalar meydana gelir. O zaman midenin asit durumunu dengeleyici sizlere bilgiler vesaireler aktarılıyor. Olacak ki diş eti iltihaplarında mesela altlarda şimdi sormuş. Şimdi bunun için evet tabi detoks faydalıdır ama bunları özellikle çok basit şekillerde de iyileştirebilirsiniz. Yani bunun için ekstradan bir detoks programına girmenize de ihtiyaç yok. E, bizim o yaptığımız ışık sularını hatırlayın. Bunlardan yüzde yirmilik, yüzde otuzluk ışık suları yapın. Ağızlarınızı bunlarla fırçalayın. Gittikçe dozları arttırabilir. Eğer iltihap çoksa dozu arttırın. Yani tuzlu su şeyine yükseltin. eğer iltihap azalıyorsa da tuzlu su miktarını ışık sularında Ünal Güner bedenliğiyle beslenir. Bunları güzel bir şekilde kullanın, fırçalayın ve şunu göreceksiniz. tuzlu suyla birlikte e, oradaki hem iltihaplar hem diş taşları geçecek, iyileşecek. Birçok e, diş hekimleri zaten bunu çok iyi bir şekilde bilir. Sadece çok uzun süreli e, tuzlu suyla e, eğer şey yaparsanız e, bazı dolgular şey yapabilir. Bundan etkilenebilir. Onun için hani yine bunu dahi her şeyin bakın bir ne kadar faydalı o zaman sadece bunu yapın. Hayır değil. Ya da kil mesela çok faydalıdır. Ee, özellikle bentoid killeri vesaire. Ama bununla dahi yeteri kadar. Çünkü bunlar doğal olarak bazı mineralleri çekici olduğu için e, dolgularınızı zayıflatabilir. Şimdi diğer taraftan şimdi kimlerin ihtiyacı var? Şimdi eğer yorgunsan e zaten bedenin işte e, detoks sistemi çalışmadığı için yorgunsun, uykusuzlukların uyku düzensizlikleri varsa e, öfke krizleri öfke patlamaları yaşıyorsan zaten karaciğerin rahatsız. Korkuların endişelerin, panik atakların hormonal soru ve problemlerin varsa mesane ve böbreklerin yine rahatsız ve yediklerin içtiklerinin planlanması ve programlanması gerek. E, akciğer, solunum rahatsızlıkları yaşıyorsan ve e, kas, kemik yine yeteri kadar güçlenmiyor, beslenemiyorsa doğru nefes alma teknikleriyle ilgili çalışma ihtiyacım var. İşte diyelim bir cildin kırışmalar, buruşmalar ya da işte bir şekilde çatlamalar, kırılmalar var. E demek ki yeteri kadar doğru su kullanımında bir sorun, problem var. Şimdi mesela şu da çok önemli. Bugün bizim ülkemizin çok büyük bir kısmında demir eksikliği var. Demir eksikliği tabi akabinde hemoglobin eksikliğini getiriyor. E, kandaki şekilli elementler dediğimiz kırmızı e, pulcuklarımız e, bunların azalmasına yol açıyor. Şimdi siz gittiniz demir takviyesi yaptınız. E, 1, 2, 3 ve bir de bir sürü de tabi bunların e, olumsuz semptomlarıyla da karşılaşabiliyorsunuz. Peki ne yapsın? Şimdi tabi e, hani bu böyle bir konuyu bir bakıyorsunuz ki çözüm yok. Neden yok? Önce her zaman şu soruyu sorun. Beden ve sistem mükemmel bir matematiktir ve matematiksel olarak işler. Hemen şunu sorun. Yani neden demir eksikliği var? E yeteri kadar ben işte yok kırmızı et yemiyorum, karaciğer yemiyorum, işte soya fasulyesi yemiyorum, yok işte fasulye bilmem ne yemiyorum. Hayır. Değil. Bunu sindiremiyorsun. Bakın, yani e, demiri vücuda alamamanın sebeplerine o zaman bakacağız. Yine bu aynı şekilde birçok vitamin için, birçok mineral için de geçerli. Yani bakıyorsunuz çok iyi beslenen birçok kişide birçok vitamin ve mineraller eksik. Neden? İşte bunların da tabii ki özel sebepleri var. İlk başta tabii ki burada mideyi iyileştireceğiz. ince bağırsakları iyileştireceğiz. ...emilim yapabilecek hale getirmemiz önemli. Şimdi emilim yoksa dışarıdan verdiklerin yetmiyor. Hadi bu sefer ne yapalım? Damardan verelim. E damardan verdik bu sefer bak şunları şunları yaptı. E, bu etkiler yaptı. Onun için bütünsel diyoruz ya fizikte de bütünsel. E, duygu, zihin, ruhsal olarak da bütünsel baktığımızda. Tamam da şimdi şunu soracaksınız bana. Neden dolayı demir eksikliği yaşıyor adam? Buradaki duygu düşünce ne? Bütün demir eksikliği yaşayan dostlarımızın hayata topraklanabilme, bağ kurabilme, köklenme ile ilgili ihtiyaçları vardır ki işte buranın yani o bütün kanı az olanlar, hemoglobinleri düşük olanlar aslında yeteri kadar köklenemeyenler, topraklanamayanlar, olana hayata yeteri kadar güzel doğru bağlar ve kabuller gerçekleştiremeyenler diyeceğiz. Bakın tık 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 Şimdi hemen bir mekanizmayı koyduk. Öyleyse şimdi e, bütün kavramlar arasında biz bağ kuracağız sizlere ve bu bağlarda şunu göreceksiniz. Evet, ben eğer şimdi ihtiyacınız varsa böyle bir arınmayı, böyle bir detoksu yapmaya ihtiyacım var. Ama baktım ay yokmuş canım. Yani e, ben zaten o kadar kendime iyi bakıyorum, o kadar güzel besleniyorum, e, neredeyse sıfıra yakın bir bu ee, vücudum ağır metal oluyor. İşte vesaire vesaire. Ama şu var ki ee, neredeyse şehirde yaşayan her birimizde var. Ses kısıklığı neden olur diyor şimdi. Şimdi tabi detoksla ilgili sorun ama bunların her birisi detoksla ilgili. Fakat yine de biraz şöyle açayım. Şimdi bu sefer tersten başlayayım. Duygulardan, düşüncelerden başlayayım ruhun sesini kısanın sesi kısılıyor. Ses çatlayarak kısıldıysa karaciğerden tiroid ve işte diyelim ki boğazla ilgili çeşitli sorunlar yaşıyorsa T4'ler T3'e çevrilmiyorsa tiroidle ilgili konulardan dolayı vücutta bazen mide asidi yukarılara vuruyor. Ses nodüllerini yakıyor. Ve buralarda işte diyelim ki e, bazı hasarlar verdiyse mide kaynaklı, kontrol kaynaklı ses kısıklıkları olabilir. Ama öncelik, şimdi tekrardan ilk baştakine gelelim. Öncelikle ruhun sesini aç ve dinle diyeceğiz. Migren özellikle e, baş ağrıları, sırt ağrıları. Geçenle sırt ve boyun, bel ağrıları ile ilgili bir çalışma yapmıştım. E, ...belki birçoğunuz izlemişsinizdir. Şimdi orada da şöyle bir şey. Birincisi... ...yeteri kadar oksijen... E, ...oksijeni taşımak için su... ...sıvı... ...ve e, besin... ...almıyor olmak... ...baş ağrılarının en temel sebeplerinden... ...bir tanesi... Şimdi diyeceksiniz ki ya ben e, normal her günkü kadar işte su içiyorum. Her günkü kadar nefes alıyorum. Migren ve işte baş ağrılarıyla ilgili genellikle. E, evet alabilirsin fakat şöyle bir mekanizma var sevgili dostlar. Şimdi diyelim ki bizim hücrelerimiz bir birim enerjiyle besleniyorlar. Onun içinde e, su var, oksijen var. Ve gelen, e, kan yoluyla gelen belli bir besin var. Bu bir birim. Şimdi gözümüze geldik. Gözümüz 8 birimle besleniyor. Onun için hani besinler azaldığında, oksijen, su ya da enerji azaldığında başlıyoruz gözlerimi tık 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 kırpmaya. Bazen benim de mesela enerji bitiyor. Hani yeteri kadar su içmemişim, enerji almamışım. Hemen beden tık şey yapıyor sinire etkiliyor. Fakat başka bir yerimiz var. Bizimki tam normal bir hücremizin 30 kat enerji ihtiyaç duyuyor. Yani 30 kat oksijen, 30 kat ışık, 30 kat su. O beynimiz. Ve işte siz herhangi bir konuya odaklandığınızda, yoğunlaştığınızda ya da hani stres denilen bir gerilim yaşadığınızda bu sefer beyniniz 30 kat daha fazla enerji kullandığı için ne yapıyor? Ee, siz bir enerji yoksulluğuna, fukaralığına uğruyorsunuz. Ve bunu çok hızlı bir şekilde çeşitli yerlerden de çekemiyorsa ki ilk başlarda belli bir zaman bağırsaklardan çekiyor, akciğerden çekiyor, kemiklerden yani her bir yerden tuzunu, mineralini, vitaminini, suyunu alıyor beyin. Ama bazen bunu sağlayamadığında işte şekerini, ee, bu sefer bir enerji borçlanmasına giriyor ve bu işte enerji ihtiyacı size bir ağrı olarak fatura ediliyor. Bana enerji yolla diye, yemek gıda yolla diye beyniniz ne yapıyor? Bir sinyal veriyor. Bu sefer bu sinyali bastırmak üzere bazılarınız ağrı kesici kullanıyorsunuz. Çok diyorsunuz, çok ses ettin. Yani açsan açsın ne yapalım yani? Halbuki o anda belki sadece bir oksijen, bazen bir bardak su, bazen bir gevşeme, rahatlama, odaklanmayı bırakmak, o kasılmayı, o stresi bırakmak için gelen mesajı bastırmaya çalışıyor kişiler. İşte burada özellikle bir duygu devreye giriyor migrenle yine baş ağrısı olanlarda oranın adı da suçlama bir öncesinin adı yargılama yani bir hali bir durumu yargılama haline getirip sonuçta da bir hüküm verip bir suçlamaya kendinizi ya da dışarıda herhangi bir kişiyi özellikle kendi prensiplerinizden uymadığınızdan dolayı kendi kulağınızı çekme ihtiyacının sonucunun adı migrendir. Bir cümleyle de böyle yani. Ve bunu yapan dostlarımız, arkadaşlarımız doğru bir şekilde eğer yaparlarsa ne yapacaklar, kendilerini iyileştirecekler suçlamayı bıraktıkları için. Özellikle felç durumları, bu yüz felci olabilir, başka alanlarda olabilir. Bir alanda aşırıya gittiğinizde başka bir alanda o aşırıya giden alanı durdurmak üzere bir görevliyi çağırırsınız. Bununla ilgili özellikle kaderin kodu kitabında bazı mekanizmalar anlatıyorum. Öyleyse o aşırıya hare aşırı harekete gittiğimiz alanlarda ne yapacağız? Güzel bir şekilde dinginliğe e, ve hareket alanlarımızla zenginleştirme yöneleceğiz ki biz evet şöyle bakalım. Şimdi mesela romatizma. Şimdi biliyorsunuz. Ee, bizim Anadolu'muzun atalarımızın bilgelerimizin ermişlerimizin bazı çok güzel sözleri vardır. Sahabelerimizin. Bunlardan bir tanesi de ilim tek bir noktaydı. Cahiller bunu çoğalttı. Şimdi arkadaşlar hani şu hastalık bu hastalık bilmem ne diye böyle bir sürü bir şey diyoruz ya şimdi bütün bunların hepsi Fizik olarak bir tane bir şey. Enerji eksikliği. Şimdi kazalar bir şey var ama onlar ayrı bir durum. Ama bedenin hastalanmasının sebep olarak baktığımızda bir yere enerji götürememek, taşıyamamak, bir hücreyi besleyememek. Kemik olursa başka bir durum. Cilt olursa başka bir durum. Bir organ olursa başka bir durum. Bunların her birinde enerji eksikliği var. Tamam da şimdi... Biraz önce şunu anlattık ya. Tamam, adama enerjiyi verdik. Enerji çok ama hücreye taşınamıyor ya da hücreye gitti e hücrenin içi dolu, hücre alamıyor. İşte detoksun gereği burada başlıyor. İşte biz eğer bir taraftan hücrenin içerisinde kullanılmış ya da beden içinde ölmüş hücreleri bedenimizden atarak yeni yerler, boşluklar açabiliyorsak o zaman gelen enerji iş yapıyor. Şimdi beslenme kaydıyla. Şimdi yol açık ama kişi beslemiyor, beslenmiyor, herhangi bir şey almıyor. Yine bir enerji eksikliğinden hastalıklar, rahatsızlıklar meydana gelir. Bu nasıl oluyor diyebilirsiniz. Özellikle birçok kişi nefes almayı keserek yapar bunu çoğunluk hangi organına hangi e, diyelim ki duygu ile ilgili bir alanı varsa oraya oksijen yollamayı keser mesela kadınlarda eğer cinsel organlarına e, ya da e, işte yumurtalıklarına bir şekilde e, oksijen yollamayı kestiyse kişi kişi işte burada yok çikolata kisti yok işte polikistik overdir bilmem nedir bir sürü bilmem ne meydana gelir. Aa miyomlar oluşmuş. Neden? E çünkü oraya oksijen gitmiyor. Peki neden oksijen gitmiyor? Çünkü duygu orayı yeteri kadar e, tad tadalıcı fayda için kullanıcı olarak önemsemiyor. Ve sıralamada aşağı düştü. O zaman orası ya da orayla ilgili mi, cinsel bir sorun bir problem yaşandı yine oraya oksijen beden yollamıyor. Oksijen yollamayan ortamlarda oksijensiz ortam meydana gelebiliyor ve orada diyelim ki yine florası bozuluyor. Oradaki faydalı bakteri ya da işte olması gereken sağlıklı şeylerin yerini zararlı belli bir asidik durum aldığında da belli bir zaman sonra işte diyelim ki o çölleşen ya da tamamen vahşileşen ortamda ee, tabii ki bir sürü ya teröristler ya işte serseriler hücre olarak e, kol geziyor. Aa o bölge hastalandı. E şimdi ne yapalım? Burayı işte yok buradaki kistleri al alalım. Miyomları yakalım. Yok bilmem neleri yapalım. Peki bunun kaynağı ne? Sebebi ne? Neden oldu bu? Bakın. Şimdi bir şeye sebep sorduğumuz anda ulaşacağız. Ne dedik? Öncelikle buraya oksijen gitmedi. Tamam da oksijen, nefes alırız. Aşk kasa nefes çalışmalarınız var, yapabilirsiniz. Tamam da şimdi adam durduğu yerde yine oraya nefes yollamıyor. Çalışmayı bıraktığında yine nefes yollamıyor. Neden? E orada şimdi bu sefer bir düşünce kalıbı var. Ve o düşünce kalıbı cinsellikle ilgili sürekli olumsuz bir şey üretiyor. Ya da yaşadığı bir duygu var. O duygu onu oraya... Ee, oksijen yollamaya, ışık yollamaya değerli hissetmiyor. Şimdi bunu kemikte düşündüğünüzde işte romatizma. Tamam mı? şimdi diyeceksiniz ki aa kemikte bu var. Ee, o zaman şimdi nereden bu adam kemiğe nasıl yollasın? Diyeceğiz ki bu sefer kendini kurban gibi hissetmekten gel özgürleş ki kemiklerine doğru şekilde bu sefer su yollayasın. O suyu mineralli bir su olarak yollayasın. Geriye kadar bu sefer oksijeni oraya taşıyabilmek için e, tuzlu su, kan yapıcı işte e, demirdir, vitaminlerdir, minerallerdir birçok şeyi verelim oraya. Oksijen kemiklere güzel bir şekilde taşınsın ve senin romatizmaya olan ihtiyacın tamamlansın. Bakın. Şimdi görüyorsanız bedendir, duygudur, zihindir, ruhtur. Bakın hepsi ne kadar bütün. Şimdi hangisini hangisinden çıkartacaksınız? Onun için evet tabii ki şimdi gerektiğinde herhangi bir konu için ilaç da kullanabilirsiniz. Vitamin, mineral ya da bir operasyon da yapabilirsiniz. Ama bunun arkasındaki o duygu ve düşünceyi iyileştirmediğinizde tekrarlar, tekrar döngüsü başlar. Ya da sadece işte diyelim ki ben bunu ıı, bir düşüncede göreyim iyileşir mi? Hayır, onun idrakine de ihtiyacınız var. Zaten duygu ve düşüncede bunun idraki başladıysa bedende, fiziksel alanda da bir bakıyorsunuz o konuya. Çok iyi bir doktora, bir hekim karşınıza çıkıyor. Ee, hemen diyor bak gel bununla ilgili şunları şunları yapacak. Aa diyorsunuz ya işte ne kadar şanslıyım. Bu kadar iyi bir doktora rastladım. ...o doktor sizi bir anda tıkır diye veriyor. Neden? Sen duyguda ve düşüncede o hazırlığı yaptığında... E, ...seni iyileştirecek olan doktorla karşılaşabildiğin gibi... E, ...sen hazır olmadığında... ...çok iyi bir doktor, bir hekim, bir şifacı da... ...sana bir şey yapamaz. Bakın ne kadar ters köşe. Yani %99'unu iyileştiren bir şifacı ya da hekim... Sana hiçbir şey yapamayabilir, hatta yaptığı sana iyi gelmeyebilir. Sen onu suçluyor olsan da sen alacak halde değilsindir. Çünkü duygu ve düşüncede e, henüz o idrak safhasına gelmemişsindir. Onun için bir taraftan bunları hazırlamak, bir taraftan da e, iyileşme yolunda adım adım önümüze koyduğumuz engelleri görerek, fark ederek ilerlemek durumundayız. Evet bugün böyle sohbetler bir sürü çok güzel daha evet görüyorum sorularınız var. İnşallah bu önümüzdeki hafta Cuma, Cumartesi, Pazar İzmir'deyiz. İzmirlilerle güzel kucaklaşacağız. Ondan sonra hafta sonu 6 Ekim, 5-6 Ekim civarı Ankara'dayız. Ankaralılarla sevgiyle kucaklaşacağız. Şehir şehir böyle sizlerle güzel şifalarda buluşacağız. Ve ondan sonra da 30'unda, 30 Eylül'de bedensel, zihinsel ve duygusal arınma çalışmamıza başlayacağız. Bir 20 gün civarı bunu birlikte yapacağız. Ondan sonra bütün organlarınızı, başta safra kesesi, karaciğer, kalın bağırsaklarınız, mideniz, e, dalağınız, pankreasınız, e, ondan sonra hücre içi ve tabii ki kemikler, cildiniz vesaire, bunların her birinin nasıl arındığını ve doğru bir şekilde ilerleyerek bedenimizi aslında duygularımızı, düşüncelerimizi nasıl daha iyileştirebileceğimizi, bazen nefes çalışmalarımızla, bazen meditatif çalışmalarla, ruhsal bazı egzersizlerle, hayatımızda kendimize odaklanacağımız alanlardaki farkındalıklarla kendimize Böyle güzel bir e, 20 gün e, hediye edeceğiz. Aslında 20 gün bile değil. 16-17 günde bitiyor. Ama isteyenleri 20 günlük yapıyoruz. Normalde 16-17 günde aslında tamamlanıyor olacak. E, yani bir 2 hafta falan gibi bir zaman ama biraz e, tabii ki adımlarımızı hızlandıracağız. Diğer taraftan da e, diyeceğiz ki yeter ki dileyin İsteyin, talep edin. Her birinizde kendinizi iyileştirecek, her birinizde şifa alacak ve verecek güç mevcut var. Biz sadece size bu konuda ışık tutuyor olacağız. Bütün şifaları, bütün o iyileştirme işlemlerini sizler yapıyor olacaksınız. Biz sadece bir fayda rehberi olarak sizinle birlikte yolda yürüyen olacağız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Vaktiyle yeni güzelliklerde, şifalarda buluşma dileğiyle. Hoşçakalın dostlarım.